Kardeşler, ibadetlerimizi savunmak bizim görevimizdir. İlla bir komünistin ne Ramazan'ı ya ne orucu ya demesi mi gerekiyor? Orucumuzun kalitesinde sıkıntı var. Gözlerimiz, kulaklarımız rahat etmiyor. Nasıl oruç tutuyoruz? Allah gafurur rahimdir, eksiklerimizi mağfiret buyurur diye umutla tutuyoruz. İftarlarımız, bir bu biraz önce saydığım iki tabaka, dinini kullanmak isteyen siyasetçiler ve riya yapmak isteyen zenginler yüzünden alt salonunda içki içilen ve o gündüz yemek verilmiş otellerin üst salonlarında iftar veriyorlar. İftar veriyorlar. Efendim şu kadar 1000 kişilik iftar verdik. Bunların içinde en son model arabayla gelenlerin oranı ne kadardı? Allah razı olsun, bu zenginleri iyi ki doyurdun, garibanlar aç geçecekti bu Ramazan'da. Şu kadar 1000 kişiye iftar vermekle övünüyorlar. Bir Müslümanın en büyük derdi kendi orucunu kurtarmaktır. Ülkemizde Ramazan'da iftar edemeyecek kaç kişi var? Efendim Türkiye'nin en büyük sofrasını kurmuş, 40.000 kişiye yemek vermiş. O yaptığın israfı babanın tarlasından getirdiğin patlıcanlardan mı yaptın? Kimin parasını kime harcadın? Senin vazifen sokakta sofra kurmak mı? Dinimi bırak. Biz evimizde akrabalarımıza iftar ederiz. Sen insanların gönlünü çelmek istiyorsan bari dinimi alet etmediğin rüşvetler kullan. Para dağıt herkese. Nasıl olsa kılıf buluyorsunuz. Kardeşler, Ramazan böyle. Hac milli kampanyalara dönüyor. Bakıyorsun en büyük hacı bizim hacı, hacılar havaalanına konvoyla gidiyorlar. İnsan utanır ya, utanır ya. Ağır eder insan. Bir insan zıppırt helalleşme törenleri mi yaparmış hacca giderken? Kokteyl veriyor, hacca gidecek helallik töreni yapıyor. Ah melekler neler gördüler bu dünyada. Ne insan çeşitleri gördüler. İnsan en güzel hac helallik bile yapmadan, yani helalliğini al. Git adamın parasını ver. Ondan sonra hacca gizli gitmek lazım. Bu teşhir edildikçe sıkıntı doğuruyor. Kimi ortak ediyorsun bu hacca? Hac böyle. Kurbandan zaten kurtulduk. Allah vakıflardan razı olsun. Götürüp bir yerde kesiyorlar herhalde vakıfı. O da gitti. Yani modernizasyon önceleri zulüm olarak gelip hacca gitmeyi yasaklamıştı. 1940'lı yıllarda 5 kişi 10 kişi yürüyerek mayınlı tarlalardan hacca gidiyorlardı ancak. Ramazan-ı Şerif'te bile bile Müslümanların gözü önünde sigara dumanını tüttürüyorlardı. Zulümdü. Ramazan orucu yasaktı, hac yasaktı, Kur'an yasaktı. Allah o dönemde yaşayan kullarını zulmün açık çeşidiyle imtihan etmişti. Şimdi bizleri de bünyenin içine sızmış bir çeşitle imtihan ediyor. İbadetlerimiz çoğalıyor. Doğru. Oruç tutanlar da çok, camiye gidenler de çok. Cami sayısı artmış. Yani son 10 yılda memleketimizde 7.000 tane cami yapılmış. Elhamdülillah. 7.000 tane cami yapılmış. Ama bu artış beraberinde kalite düşüklüğünü de getiriyor.